Alkin Hüseyin İncisoy ve Hasan İncisoy apartmanları yan yana. Gerçekten ikisinde de neredeyse tek bir çatlak bile yok. Şöyle göstereyim, burası 11. cadde. Evet, hemen yanında Cennet Apartmanı var. Cennet Apartmanı'nın duvarlarında çatlaklar var ama en azından çıplak gözle kolonlarında herhangi bir şey, dış kolonlarında herhangi bir şey görünmüyor. Halil Koca Hal Apartmanı. Muhtemelen bu Hasan Koca köyünden birisidir. Çünkü Koca Hal soy isimleri orada vardı. Burası da Mamun Mitil Apartmanı. Bina sağlam görünüyor. Yani hem ayakta hem de ciddi bir hasar görünmüyor ama hemen şu kolonda, şu köşedeki kolonda dökülme var, demirleri görünmüş. Buradaki kolonlarda, evet maalesef buradaki kolonlarında hasar oluşmuş, demirler eğilmiş. Karşısındaki iki katlı yapıda bir şey yok. Hacı Şıhı Apartman. Bu apartmanda da bir şey görünmüyor. Burası 11. cadde yanılmıyorsa. Evet. Aynız lan benim. Evet, burası da 5. cadde. 5. caddede tabi yıkılan binalar vardı. Burası Fesli Apartman, ayakta. Hemen yanında sarı 3 katlı yapı var. Ayakta ama kolonlarını göstereyim size. 33 numaralı yapı, bina. Kolonlar şu şekilde. Yani bu hasar almış bir bina. Şöyle burada hasar tespit komisyonunun buraya yapıştırdığı barkod da var. Bu barkodtan bu bina anlaşılır. Ne oldu? Hemen bunun karşısında şu yapı ayakta. Ama birinci katı tamamen neredeyse çökmüş. İkinci katı da kısmen çökmüş. Bir ev var. Evet, bu 5. cadde şöyle Çamlı Tepe'ye kadar çıkıyor. Sağlı sollu binalarda hasar var, ağır hasar var. Onun dışında Pazarcık Oyunevi burada hemen. Şurada yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkım ekipleri. Şurası zaten yoksul apartmanı, çok göstermiştik. Görmüştünüz sizlerle. Evet, 15. gün 20 Şubat 2023. İnsanlar yıkılacak olan ağır hasarlı evlerinden eşyalarını çıkarıyorlar. Mesela görüyorsunuz bu yapı. Herhalde onlar kolon, bilemiyorum ama tamamen kırılmış. Ortadan neredeyse ikiye bölünmüş. Ve eşyalarını taşıyor. Burada oturan yurttaş.